Şimdi size çiçeğin kısımları ve özelliklerinden bahsedeceğim. Çiçek dört kısma ayrılır. Çanak yaprak, taç yaprak ve dişi organ, bir de erkek organ Üzerinde vardır. bunları göster. Şimdi göstereceğim. Şu gördüğümüz şunlar erkek Sarı organdır. kısımlar. Sarı kısımlar erkek organdır. Şu uzun yeşil kısmımız dişi organdır. Şu grimsi şeyler, güzel renkler. Onlar da taç yapraktır. Bu yeşiller de çanak yapraktır. Şimdi erkek organ ikiye ayrılır. Sapçık ve başçık olarak. Göster. Başçık bu sarı yerdir. Sapçık da şu sap olan yerdir. Saptan geliyor zaten. Dişi organ da üçe ayrılır. Dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalık olarak. Onları da göstereyim şimdi. Burası dişicik tepesidir. Burası dişicik borusudur. Burası da yumurtalıktır. Evet. Şimdi özelliklerine gelmek istersek, ilk önce çiçek tablasından bahsetmek istiyorum. Çiçek tablası çanak yaprak, taç yaprak, dişi ve erkek organların hepsinin bir arada olduğu yerdir. Şu kısım. Yani 2 numaralı o kısım. Evet, 2 numaralı Hepsini kısımdır. Tutan kısım. Evet. Ve çiçek tablosudur. Çiçek sapı vardır bir de. Orası da şurası. Evet. Oranın özelliği çiçeği bitkinin dallarına bağlayan kısım olarak tamam. adlandırılır. Taç yaprak. Taç yaprak şunlar dediğimiz gibi. Onların özelliklerinden hemen bahsedeyim. Taç yaprak şekli ve sayısı bitkiden bitkiye farklılık gösterir. Bazı taç yapraklar dip kısımlarına bir madde salgılayarak böcekleri kendine çeker güzel koku, ve güzel koku güzel renk. Salgılar ve güzel renk veriyor. Özellikle böcekleri, arıları değil mi? Kendine doğru evet. çeker. Çeker kendisi. Ve bir de çanak yaprağımız var. O da bu yeşil olanlar. Çanak yaprak. O da yeşil renkli olduğu için fotosentez, evet, fotosentez yapabilir. Çiçek henüz açmamışken onu dış etkilerden korur. O da bitkiden bitkiye şekli ve sayısı farklılık gösterir. Güzel. Erkek organda sarı olan kısım. Erkek evet. organda da o sarı kısımda polenler bulunur. Evet. Bunlar yapışkan ve pürüzlü yüzeylere sahiptir. Bu polenler başka bir çiçeğin neresine yapışır? 8 numarayla gösterdiğimiz dişicik tepesine yapışır. Yapışır. Burada bir sıvı vardır. Ve bu sıvı sayesinde polen içeri doğru gider. Dişicik borusundan geçer. Dişicik borusunun özelliği de zaten dişicik tepesi ve yumurtalıkların birleşmesini bağlıyor yani. Güzel. Yumurtalık da burada olduğu için polen buradan girdi, böylece borudan geçti, yumurtalığa ulaştı. Ulaştıktan sonra artık yeni bir meyvemiz oluştu. Ve polenlerin ilk geldiği kısım da dişicik tepesidir. Güzel. Evet, çiçeğin kısımlarının özelliklerini güzel bir şekilde arkadaşımız açıkladı. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza.